Arkadaşlar, biraz bayağı bir video için ara verdim çünkü mecbur kaldım. Şükürler olsun iyiyim şimdi, iyiyim ama arkadaş anlamadım gitti. Biz evden dışarı çıkmıyoruz genelde. Eşim ve ben bir yakalandık virüse, 10 günden fazladır böyle bizi bitirdi. Ya 80 kilodan şu anda 73 kiloyum. 73 kiloya beni düşürdü. Yani ne bileyim yani bu Allah kimseye vermesin. Çok berbat ediyor insanı ya. Ama hastaneye gitmedik. Hastaneye gitmek randevu alamıyorsun. Hastaneye gitsen o kalabalıkta bekliyorsun zaten başka türlü hastalıklar da alıyorsun. Yani o kadar bir zor durum ki ne yapacağımızı şaşırdık. Dedik ya bakalım sabredelim. Hani birimiz hastalansak hadi birimize bakalım. Ama ikimiz birden olunca çok zor oldu ya. Vallahi biraz zor geçirdik ama boşver ne olsa olsun. Yaşamak güzel. Bak gene karşınızdayım. Evelallah. Daha ne isteyeyim Allah'tan. Şükürler olsun. Olur bu. Hayat her zaman ben söylüyorum ya. Hayat güle benzer. Yani güzel koklarsın, işte görenler için işte rengi güzeldir. Her şeyimizde onu kullanırız, gülü kullanırız. Ama dikeni vardır işte, batar yani aradısa da o batacak. Bu Allah'ın emri yani. Mutlaka o diken batacak. Hayat böyle gidecek. Başka çaresi yok. Evet. Biraz tabii tam olarak da düzelmedim esasında da biraz yorgunluk var. Fazla bir kendimi şey yapmayacağım. Bir şey yapmak için fazla zorlamayacağım ama dedim ki ya bu ne oldu yani video niye yapmıyor falan diye şey olmasın diye dedim yani bir şey yapayım. Evet kağıdımız yine burada. Kağıdımızı takalım. Bakalım. Bir şey yapacağız şimdi. Bir şey herhalde ufak bir şey yapacağız. Geçen 30 kişi kalmıştı. YouTube kanalım işte 5000 olması için. Rica ettim. Hakikaten tam 30 kişi oldu. 5000'de durdu. Ondan sonra bir daha bir resim koydum. Instagram'a. Dedim ki çok teşekkür ederim. 5000 oldu ama fazlası da olabilir ya. Dedim 10 daha geldi. Allah'ım yarabbim. Evet. İnşallah kendi kendine yükselecek. Şimdi şöyle yapalım. Kusura bakmayın. Ev halimleyim. Öyle. Takım elbise, makım elbise falan. Vallahi hiç şeyim yok ya. Evet. Şurayı ayarlayalım gene. Yerimizi de. Ama zayıflamam da fena değil. Yani benim bu romatizma hastalığı için, bu spondilit hastalığı için zaten hem kalp hastalığı hem şeker hastalığı bunların hepsine zayıflamak yararlı. Bol su. Yani bunun benim ilacım bol su. Bol su içeceksin arkadaş. Evet. Şimdi... Ha, bu kalem de siyah mı, başka renk mi vallahi kimseye de sormadım da göstermedim de ama neyse
Artık deneyelim bakalım. Şimdi hep ben böyle kuş çiziyorum ya. Bir de kuşun havada gidişi var. Yani kanatlarını açmış, kafa ve gaga ileriye uzanmış bir şekilde. Yani rüzgar öyle bir ona vuruyor ki ne gagası, ne kafası, ne gövdesi onu rüzgar yani gitmesini engellemiyor. Öyle bir vaziyet alıyor. Aynı uçaklarda zaten böyle sipsivridir ya ucu. Yani sanki uçakları kuşun uçuşundan esinlenmişler gibi düşün. Bak ben okumadım, şey yapmadım. Hani böyle bir bilgim yok da kafama göre takılıyorum, söylüyorum onu. Yani uçakları böyle yapmışlar falan demeyin. Siz araştırın gene. Ben öyle söylüyorum. Şimdi kanadı ne yapacağız? Açacağız. Yukarıya doğru kaldıracağız. Şimdi kanadı böyle bir açtık. Evet. Kanadı açtık. Şimdi şurada olduğuna göre biraz daha gelebiliriz ama evet, fazla da gelmeyelim. Şimdi böyle açtığına göre şuradan tabii gövde şuradan görünmesi lazım ki kanadı gövdenin ortasından başlatayım. Şöyle gelelim. Kuyruğu da şöyle yapalım. Kuyruğu da şöyle yapalım. Şimdi nasıl olacak? Dur şimdi buraya gelelim de kanadın bitişine gelelim. Kafa fazla yukarıya kaldırılmış değil. Bakın şöyle gaga uzuyor ileriye doğru. Füze gibi. Bakın gaga ne oldu? İleriye böyle sivri şey oldu. Şimdi gövdeyi şu göğüs ve kuyruğa doğru geliyoruz. Şimdi ayaklar ne oldu? Ayaklar toplandı. Şimdi ayaklar görünmüyor. Çünkü şu göğsün altında ve arkaya doğru düz olarak topladı ayakları. Hakikaten aynı uçak sistemi gibi ya. Değil mi? Şimdi bir kanadı böyle yaptık. Bu kanadın şu mesela üst kası vardır şöyle. Şuraya kadar gelir o. Hani tavuklarda kanat kanat deyip de alıp da yiyoruz ya. Ay Rabbim, ay. İşte o kanadı düşünün. Şu kısmında etli yeridir yani. Şuralar böyle bir koltuk altı mı diyelim, kanat altı mı diyelim. Buralar koyulaşır. Çünkü rüzgarı kepçe gibi kavruyor arkadaşlar. Şu kısım. Şu kısım şöyle hani gölgelendirdim hafif. Tabii bu kanatlar böyle tüyler böyle. Böyle tüyler olacak. Bu tüyler böyle oluyor burada. Şimdi bu sağ kanadı görüyoruz. Bir de arka tarafta kanat var. Yani ikinci kanadı sol taraftan açılanı da nasıl göstereyim? Eğer düz durursak ikinci kanadı göremeyiz. Ama hafif yukarıdan bakarsak kanadı şöyle göstereyim. Şöyle, şu kadar, şöyle göstereyim kanadı. Ve şu kadar görünür.
İkinci kanadı da böyle görürüz. Yalnız bununki gibi kanadın iç tarafını değil, onun da sırt tarafını görmüş oluyoruz. Şimdi kafama göre hiç anlatıp yapmaya çalışıyorum size. Yanlışım da olur, kusura bakmayın. Ondan sonra yanlışım varsa söyleyin zaten ya. Ne oldu bu ya? Şuradan şöyle biraz daha. Çünkü kafa vurdu olduğuna göre bak şöyle geliyor. Şuradan da şöyle geliyor arkadaşlar. Yani yanlış yapmayalım. Hata yapmayalım. Ve bu böyle görünüyor. Yani böyle görünüyordur yani. Görünüyor mu, görünüyordur mu? Doğru söyle. Ya görünüyordur ya. Nasıl görünecek? İşte böyle görünür ya. Tamam. Ya bunun altı boş kaldı arkadaş. Tamam, bu bulutların üstüne de çıkar. Bu belki bulutların arasına kadar da çıkar ama neyse, şuradan şöyle bir şey gösterelim ya, şöyle bir yollar gösterelim falan falan, böyle bir şeyler. Ondan sonra bu da böyle tarla gösterelim, şöyle tarlalar filan. Ağaçlar, şeyler gösterelim, şöyle bir ağaçlar, şöyle bir şey. Böyle aşağısı görünsün. Uydurmadan yaptım. Ne yapayım ya, fazla şey vakit şey yapmayayım. Evet. Ay diyorum da kusura bakmayın. Bir de dengem bozuldu arkadaşlar. Sen banyoda bir yüzük oyun gittim ben. Kendimi böyle toplayamadım. Nasıl dengem gittiyse böyle birden döndüm, ondan mı oldu? Nasıl oldu bilmiyorum. Böyle yüzük oyun, benim burnum yere bir çarptı. Ay, kafayı vurmadım Allah'tan. Nasıl korudum bilmiyorum ama bu kolumun bir kaburgama biraz zarar verdim. Bir de burnum böyle bir çat etti. Eyvah dedim, bizim burun gitti. Yani kırıldı zannetti. Böyle bir çat diye bir ses de geldi. Tabii kan man bilmem ne. Hiç hoş değil oraları anlatmak da. Yani o da geldi başıma arkadaşlar. Bakayım yerinde ya, duruyor. Burnum duruyor. Fazla elleyemiyorum ama. Geçti zaten bu, bilmiyorum, yara falan oldu, bir şeyler oldu. 4-5-6 gündür geçti. Evet, hastalık anlatmayalım. Kötü. Evet, bakın. Çizdik. Bir tane uçan bir kuş çizdik. Hemen çabucaktan olsun bir video diye. Ne yapalım, kusura bakmayın. Yani ben hala daha varım. Videolara devam edeceğim. İşte bu. Yorumlarınızı bekliyorum. Başka ne bekliyorum? Bilmiyorum. Bekliyorum. Tüp tüp. Evet. Bak ne kadar şımarık bir ihtiyarım. Gördünüz mü? İşte öyle. Ya. Evet. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bugün kuş da ötmüyor. Burada bilgisayar duruyor ama içimden gelmedi nedense. Evet. Bir dahaki videoda bir daha görüşürüz inşallah. Bir araya geliriz. Rabbim hepinize önce sıhhat versin. Önce sıhhat arkadaşlar. Dünya malı dünyada kalıyor. Hiçbir şey götürmeyeceğiz. Onun için kendinizi bir şeyler için fazla üzmeyin. En önemlisi bu. Sıhhatiniz yerinde olsun. Eğer biraz da gücünüz, kuvvetiniz varsa ekmek paranızı kazanın. Başınızı sokacak bir yeriniz varsa ama
O da olmayanlar için ne kadar zor bir yaşamdayız şu anda çok iyi tahmin ediyorum. Rabbim hepimizin yardımcısı olsun arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Bir dahaki videoda buluşmak üzere. Hoşça kalın.